Kanalımda herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar araba fiyatlarına bakacağız. Hyundai bayisindeyiz. Fakat otoparkında farklı markalar da var. Yani birçok arabamız var. Yani her modelde arabalar var. Genelde düşük model, düşük fiyatlı arkadaşlar arabalar var. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer abone değilseniz lütfen abone olmayı, bildirim zilini arkadaşlar açmayı unutmayınız. Ve lütfen merak ettiğiniz ne varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, bugün yine Özkan'la beraberiz. Yani kursla arkadaşlar beraberiz. Geldik gene bir maceranın. Evet. Yine arkadaşlar araba fiyatlarına bakacağız. Özkan. Evet abi, şimdi Hyundai genelde değil mi? Abi burası şimdi Hyundai'in sıfır. Bunlar sıfır araçlar. Ben de şimdi ilk defa inceledim sıfırlar da bayağı. Sana bir şey diyeyim mi? Hyundai de güzel arabaymış abi. Vallahi güzel araba yapıyor aslında. Bak hadi gel bak, sıfır arabasına bir bakalım. Gel. Geldi. Şimdi hepsinde 10 kilometre yazıyor ama sıfır bunlar. Abi benzinli 101 PS 1000 motor bu. Zaten görüyorsun. i20 1.0 TGDI. Fiyatı 20.900 arkadaşlar. Evet, 20.900. i20 abi, i20'nin en son kasası bu işte. İç falan bayağı iyi duruyor değil mi? Gayet bunlara? Güzel. Dijital evet. Ekran. Bunlar hep i20'ler. Evet. Şurada Kono ilk defa gördüm ama hangisi? İçi falan baya güzelmiş. Gel bak, bunlar işte bu dörtte. Kono'lar 1.6. PS'leri acayip yüksek ama 200 PS. Yani beygir 200 beygirler. Öyle mi? İlginç yani. Evet. 1.6 ama 200 beygir. İçi de falan baya güzelmiş. Koltuklara bak. Ya. Ekran, direksiyon, vites. Abi güzel yanı bence 200 beygir olması çok iyi ya. Çok iyi bir rakam. Polo biraz daha yüksek oluyor diğerlerinden. 1600 motor, 2007 model, 115.000 kilometrede. Kilometresi gayet güzel abi. 2007 model bir araca göre. 1600 motor işte demiştik. 105 beygir. Abi 5.000 euro, 4.985 euro abi. Bak arkada kışlık lastikler de duruyor arabanın içinde. Ha, evet. Daha önce dediğimiz gibi burada arabayı aldığınızda %90 kışlık lastiklerini de yanında alırsınız. Sonra neye geçelim? Gel bir Porsche gösterelim insanlara. Gel. Şurada evet, bir Porsche'umuz var. Kasa biraz eski kasa. Çok yeni bir kasa değil. 2009 kasa model. Abi ama kilometre çok düşük. Daha 75.300'de. Bu biraz 405 PS. Bayağı güçlü beygiri var bunun. 405 beygir abi. Fiyatı 27.985 euro. Buradaki arkadaşlar 85'e sabitlemiş bir tek. Aa evet. 28.000 euro değil işte. Bizde şeydir mesela 9.99'dur. Mesela ben fark ediyorum mesela 20.001 euro. Hatırlıyor musun? Evet. Çünkü aslında öyleydi. Çok daha farklıydı. Yani bir önceki videolarda fark etmiştim onu. He. Yani fiyat normal. Ama bu arabada abi deli gibi yakar yani. Tamam, fiyat uygun ama bu sefer de benzinle yetişemeyebiliriz.
Evet, burada ufak bir mini arabamız var. Abi mini araba deyip geçme, bu araba felaket bir araba yalnız. Bak. Boyaya bakar mısın abi? Mat, çok abi, harika boyası var. Sen boyayı bırak. Beygire bak, beygire. Hadi canım. 180 beygir neredeyse. Bu araba. 9 beygir bu araba. Onun için de fiyat bu fiyat. Bu fiyata çok güzel BMW'ler, Mercedes'ler alabilirsiniz. Arkadaşlar boyutuna kasa bakar mısınız? Arabanın boyutu bu. Fiyatın herhalde bu özel yapım bir serisi abart diye ya. Çünkü bak orada 79 beygir arkadaşlar. PS. Aynen. Yani ufacık var. Uçar bu araba ya. Uçar. Bu kasa ya. Fiyat da onun için uçuyor zaten. Boyası çok iyi. Boyası mat. Çok güzel duruyor. Metalik duruyor. O da aynısı. Onun PS'i biraz daha yüksekti galiba. Ya da aynı mı? Bu 179 PS'ti. Hayır hayır. 1.4 motor ama bak bu da 179 PS. Görüyor musun? 2021 model. 32.000. 1.4 motor mu ya? 1.4 motor. Fındık motor. Fındık mındık. Ama beygir 180 beygir. Şimdi ya normalde acaba, fındık motor. Acaba enjeksiyondan mı alıyor gücü? Vallahi onu o kadar bilmem. Bak şu arabayla karşıda bir tane araba var. Bak aynısı. Ha, evet. Ama bunlarla oynanmış abi. Bu özel yapım bunlar. Bu kadar. Ama güzel yani olmuş. Sana bir şey diyeyim mi? Güzel olmuş arabalara. Yani. Gel burada bir tane Golf'ümüz var. Golf'e bakalım. Golf GT DSG şanzıman 2000 motor TDI. Evet, her şey var burada, abur cuburlar var. 2021 model, 13.700 kilometrede 200 beygir abi. 200 beygir. Tamam mı? 1600 aynen motor ama 200 beygir. Çok güzel. Ama abi fiyatta fiyat bayağı bak yüksek. 40.000 euroya yakın neredeyse. Verir misin? Abi Golf seviyorsan verirsin. Ben... Ama ben vermem. Hatırlıyorsanız bir önceki videolarda vardı. BMW'de vardı mesela, hatırlıyorsanız bayıldım. Fiyatlar çok daha. Aynen. Bu fiyatlar değil mi? 40 bin vermem abi. Ha, Golf hastasıysan verirsin. Hastalar var, veriyor abi. Bu da son model, 2021 model yani. Ya. Onu da hesaba katmak lazım. Jeep var orada. Gel şurada bir tane Jeep'imiz var. Compass. 4x4 Limited. Arkasında işte çeki demiri falan var. Evet. O da 350-500 euro arası abi onun maliyeti. Bakın şimdi burada hoppa geldik. Jeep Compass 1.4 Multi-Air. Abi 2018 model, daha 31.000 kilometrede. Yani daha bebek daha. 170 PS. 170 beygir evet. Fiyatı da 23.900. Yani ortalama bu zaten abi. 20.000 euroya, 22.000 euroya falan da yaklaşık bulabiliyorsunuz bunu. Bak burada bir tane işte Fiat'ın Jeep tarzı olanı var. 500X var. 1.3 DCT Sport. 150 beygir. 2021 model. Daha sıfırmış bu ya. 10 kilometre yazıyor ama sıfır bu. Sıfır fiyatı bakın. 28.585 euro. Fiyat. Sıfır fiyatı. Yani güzel bir arkası araba. Sport'u bu. Bu bunlar az yakıyor diye biliyorum. Fiyatlar küçük araçları. Bayağı az yakıyor. Abi işte sana bir şey diyeyim mi? Buranın en güzel arabası bence bu. Cupra. Şimdi bu Seat'ın arabası ama abi bu özel bir araba. Bak şimdi gel. Bak jantlara bak bir. Araba zaten kendini belli ediyor. Diyor ki abi ben özelim diyor. Ona göre diyor, tamam mı? Beni diğerleriyle karıştırma diyor. Bak bence buranın en güzel arabası, daha önce de dediğim gibi bu abi bu. Bakar mısın? Şekil, şemal. İçi falan var ya, felaket güzel böyle. Bak gel özelliklere bakalım bak. Cupra Formentor 2.0 2000 motor 1 elimizde, 4 drive, 4 çeker abi elimizde, 2 2021 model, 8700 kilometrede 310 PS abi, 310 PS. Bak fiyat 40.000 abi, işte az önce Golf'e vereceğim o 40.000'i gelirim buna veririm bence, yani benim şeyim, ben buna veririm. Bak bunun rengi de şey Özkan, mat. Mat abi. Çok mat, harika duruyor. Gri ile siyah arası bir şey abi, içine bak içine. Füme. Çok İçine güzel bakar mısın şu direksiyona, ekrana? Arkadaşlar ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama
çok yansıyabilir yani kameraya. Şöyle yaparsam herhalde görebiliriz, evet. Elimle yardım edebilirsem, evet aynen şu anda. Çok iyi araba. Aynalar parlak, evet. Mat. Abi 2000 motor 310 beygir ya. 310 beygir uçar bu arabaya maşallah ya. Evet. Vallahi. Abi şimdi bu panda niye bu kadar pahalı ben onu çözemiyorum ya. Diğer pandalar da öyle. Ben bakıyorum mesela diğer pandalar da pahalı. Çok mu tutuluyor? Kimse de görmüyorum abi ben pandayı. Ha, panda kötü araba mı? Değil. Yakıtı çok az. Bu fiyat hayat da vermez. Bak yani. Abi 1200 motor bu. 69 beygir ya. 69 beygir ha motosiklet gibi bir şey yani. Yani. 13.000 euro ya. Kaç bir araba? Abi gider de işte. Ya yok. 12.900'ü verir misin böyle bir arabaya? Hayatta vermem. Vermem abi. Bakar mısınız arkadaşlar? Durun, şunda büyüklüğüne bakalım. Küçük. Küçük küçük. Bunlar sıfır fiyatlar. Fiyat. Bizim Türkiye'de Tipo geldi mi Türkiye'ye vallahi bilmiyorum ya. Tipo vardı eskiden. Benim Uno'm vardı eskiden Türkiye'de. Tipo Station. İşte ablam mı vardı? Bakalım tipolar ne kadarmış. Abi bak Fiat Panda orada 13 bin euro. Modeli, değil mi? Eskiler vardı tiponun. Tabii tipo yeni. Aynen onlar işte. Bak bu tiponun mesela 2020 model herhalde 2021'i gelmemiş ama daha 10 kilometre yani bu araç sıfır. Abi fiyat 16 bin euro değil yani neredeyse 15.985 16 değil siz ona 120 beygir. İçine bakalım mı? Çok merak ettim. Şu elime gölge yaparsam şeye benziyor ön torpido navi falan Mercedes'in ön paneline benziyor biraz. Onunla Ford arasında kalma değil mi? Direksiyona bakarsan ikisinin ortasında. Abi yani aslında hani 15.985 euro abi bir şey değil bu da değil. Bak bunun 19'u var burada. Bu 20. Bu 19 ama 0. Bu da 0. Bir de T-Jet modeli bu. Biraz daha hızlı olabilir bu. Tamam mı? Dolusu yani. Bu da 14.900 euro. Yani arada 1000 euro fark var. İkisi de 0 ama. Sadece işte 1.2020, 1.2019. Ha bu da gayet güzel yani. Aynı. Burada bir tane Skoda Yeti ile bir tane de Volkswagen T-Roc var. Abi Yeti'yi inceleyelim. Yeti 2000 motor TDI DSG şanzıman 4x4'müş ama bak o iyi işte 2014 model kilometre gayet düşük 85.000'de. Abi 168 beygir fiyatı da 18.585 euro. Yani rengi kırmızı tabi. Kırmızı olmasa belki biraz daha iyi olurdu da. Ama kırmızı sevenler için. Kırmızı herkesin tercihi değil ama seven de sever abi işte öyle bir şey var.
Evet. Mercedes'iniz var bir tane. Mercedes sahipliği ya, bu başkasının arabası da. Bu satılmıyor galiba ama baksana abi. Çok iyi duruyor değil mi? Eskisi bile kral ya. Şuna baksana abi, tertemiz araba. Gerçekten öyle. Rengi falan en çok sevdiğim renk ya. Gel, klibimizin, videomuzun son arabası abi. Volkswagen Tiro. Bu da zaten yeni çıkmış bir kasa. Yani 2019'da mı ne, 18'de mi ne çıktı bu arabalar, Tiroklar. Abi 2020 model, daha 10.000 kilometrede 190 beygir ama bak çok iyi. 2000 motor TDI. Bu da DSG şanzıman. Güzel yeni araba ama fiyat işte 34.585, biraz fazla gibi. 35.000. Ama araba neredeyse yeni sayılır ya. Abi şimdi Tiro'nun kasası falan güzel de içi o kadar geniş bir araba değil. Yani ha Golf almışsın, ha bunu almışsın, çok değişen bir şey yok. Bu daha yüksek sadece. Yerden yüksekliği daha fazla. Golf'ler falan da daha sport duruyor. Ama bu da güzel. Ya güzel ya. Ama bu fiyat bilmiyorum, biraz fazla geldi bana bu. 35.000. Neredeyse yani 35.000 euro. Ya. Ama araba yeni abi, daha 10.000 kilometrede. Hani sıfırı kaça bilmiyorum. Sıfır fiyatları incelemedik. Belki bir günde sıfır fiyatları inceleriz. Daha doğru, evet. Değil mi? Bir günde sıfır fiyatları incelersek. Burada çünkü ikinci eller bayağı düşük oluyor sıfırlara göre. Onu biliyorum yani. Bir de Türkiye'deki gibi bir şey yok abi. İkinci el alalım da değer kazansın, şey edelim. Öyle bir şey yok abi. Burada sıfır araba zarar. Kesinlikle zarar edersiniz. Burada kısa sıfır, doğru. Zarar. Kilometre yaptıkça yani arabanın değeri çok düşer. Doğru. Şimdi al bayiden 50 bin euroya. Çık 5 bin kilometre yap. 42 bin euroya anca satarsın o arabayı. Onun için ben hiçbir zaman sıfır araba taraftarı değilim. Evet arkadaşlar, değilim. Yatırım değil yani, onu söyleyeyim. Kesinlikle. Çünkü araba fiyatını gördünüz zaten. Yani ulaşım çok kolaydı. Ama yani sıfır aracın bir faydası var. Ne biliyor evet musun şu abi? Şimdi buna verdiğin şeyle faizle ona verdiğin şey kredi çekerken aynı değil. Onun mesela 0.99 oluyor evet, evet, faiz oranı. Bu ikinci ellerde işte 1.99, 2.99'a kadar doğru, çıkabiliyor. Doğru. Ama sıfır araçlarda çok düşük oluyor abi. Mesela buna 1000 euro, 1500 euro 4 senede fazla faiz ödeyeceğine belki ondan düşürürsün. Ona daha öz ödersin. Evet. Ama gene de sana bir 6-7 bin euroya daha pahalıya gelebilir. Evet, ikinci el mantıklı. Bence yani birkaç yaşında araba bence olur. Bence de ikinci el mantıklı. 2-3 yaşında olur. 5-10 bin, 20 bin, 30 bin kilometre arabadan bir şey olmaz ki. Yani kazası yoksa hiçbir şey olmaz. Abi zaten burada da aldığında o garantiyi veriyorlar sana. Ha, eğer doğru, herhangi bir şey de çıkarsa doğru, zaten doğru, direkt arabayı önlerine atarsın adamların. Doğru. Hiçbir şey de yapamazlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Almayı da arkadaşlar, yaşamla ilgili eğer merak ettiğiniz bir şeyler varsa lütfen arkadaşlar yorumlarda yazınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendin arabası bu abi. Ama arkadaşlar bu araba gerçekten favoriydi. Yani rengi de olsun, kendisi de olsun. İçi dışı dolu abi. Çok iyi araba. Favori. Rengi falan çok hoşuma gitti bu arada. Füme, mat, gri, siyah arası. Füme diyoruz bu sana. Hoşça kalın.